parasını en iyi nasıl yatırmalı? Gayrimenkule mi yoksa bankalara mı? Bir ara biliyorsunuz Moda Merkez Bankası'ydı. Burada çok büyük problemler doğdu. Ben de şahsen çok büyük bir problem yaşadım. Ve bizim halkımız parasını oradan çekti. Fakat şimdi bir sürü insan ne yapacağını bilmiyor. Tülin Hanım, bu paraya ne kadar bir süre ihtiyacınız yok? Yani 6 ay sonra ihtiyacınız olacak mı? Veya bir sene sonra? Uzun süre yatırabilirim mesela. Veya benim gibi benim vatandaşlarım da aynı şekilde yatırabilir. O zaman size şöyle söyleyeyim. Amerika'dan özellikle önümüzdeki Eylül-Ekim'den itibaren gidip ev alın bence. Almanya'dan Amerika'da değil. Evet, Türkiye'den de değil. Gidip Amerika'dan alın. Çünkü sonuçta orada çok büyük bir cycle dediğimiz şey dönüşüyor. Amerika'da ev fiyatlarında %15-20'ye yakın bir düşüş var. Şu an çok ilginç bir durum var. Benim yaklaşık bundan 7-8 yıl önce Türkiye'de aldığım ev 60 bin dolara almıştım. Ben 60-70 bin dolar civarında almıştım. Evet. 300 bin dolar olmuş. Şimdi ben o evi aldığım sırada Amerika'da 1/4'ünü bile alamıyordum Amerika'da bir evin. Şu an o evle 2 tane 150 metrekarelik 300 bin dolara Amerika'dan 2 tane ev alabiliyorum. Yani bu anlamda şu an dünyada sorun nerede? Herkes nerede satıyor? Nerede mal çok ucuzladı? Buna bakmak gerekiyor. Benim gerçekten bu konuda şu an onu düşünüyorum. Nasıl düşünüyorum? Bunu kendim açımdan örnek vermek istememin sebebi şu. Bu evi ben satıp oradan 2 ev aldığımda çocuğumu Amerika'ya gönderdiğimde bedava okutacağım çünkü. Yani ama şu an değil. Şu an Amerika'da fiyatlar bir süre daha gerileyecek bence. Ve özellikle Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarına geldiğimizde 2009'un başlarında çok daha ucuzlamış olacak. Şu an bence elinizdeki para eğer çok uzun bir süre ihtiyacınız yoksa Türkiye'deki faizler hala çok iyi. Yani çok yüksek bir getiri sağlıyoruz. O yüzden yabancılar sürekli dövizini getiriyor ve bizden faiz kazanmaya devam ediyorlar. Evet. Bu süreç hala devam ediyor. Bu iyi bir alternatif. Türkiye'den bono ve tahvil alabilirsiniz. Eurobond dediğimiz dövize endeksi, dolara ve euroya endeksi tahvilleri var Türk Devleti'nin. Onlardan alabilirsiniz. Ama Türkiye'de emlak şu aşamada çok yüksek bir fiyatta bence. 25 yıllık kira bedeline denk geliyor. 30 yıllık kira bedeline denk geliyor emlak fiyatları. O yüzden de çok pahalı olduğunu görüyorum. Şimdi alan tamam kazanır 10 yıl sonra ama ben özellikle bu sene emlak açısından çok iyi bir yıl olmayacağını, belki 2009'da emlak fiyatlarındaki şişmenin bir miktar gerileceğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ederiz. Tülin Hanım da size de teşekkür ederiz. Sorunuzu yönelttiniz. Şimdi tam bunlar konuşulurken bir de gayrimenkulleri olanlarla ilgili bazı haberlerimiz olacak. Denizbank AG'nin Avusturya'daki yetkilileri tarafından. Onu izleyelim, ardından tekrar konuşalım. Evet, sevgili izleyiciler. Bugünkü para ve emlak köşemizdeki ekonomistimiz Yaşar Erdinç'le bir yandan sohbet ediyoruz ve size gerçekten değerli bilgiler veriyor. Ama şimdi ne nedir köşemize geldik. Bu hafta ne nedir'in konusu ipotek. İpoteği de Denizbank AG Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Tokkuz'un anlattı Avrupa'da 7 güne. İpotek nedir? Hangi durumlarda devreye girer? Ne zaman kaldırılır? Denizbank AG Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Tokkuz'un ipotekle ilgili soruları yanıtladı. İpotek bir borcun teminatını oluşturmak için şahsın sahip olduğu gayrimenkulün tapu kaydında düşülen bir şerttir. Bu şerh sonucunda da belli bir miktarda ne kadar miktar düşüldüyse bu tapu senedinde de zaten belirtilir. Bu artık borç ödenene kadar bir kredinin veya bir borcun teminatını oluşturur. Bu kısıtlayıcı bir haktır tabii ki. Bunu borcun kapanmasıyla beraber de yapılacak tek işlemiyle bu şerh kaldırılır. Evet, Ali İhsan Tokkuz'un ipoteği anlattı. Peki yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımız eğer Türkiye'de gayrimenkul sahibi ise bu gayrimenkullerini Avrupa'da yatırıma ya da başka bir ülkede yatırıma çevirebiliyorlar mı? Bu konuda da tüm bilgileri yine Denizbank AG'den ama bu sefer Genel Müdür Doktor İsmail Ergener verdi. Hep birlikte izleyelim. Denizbank AG, Türkiye'deki yatırımlarını, gayrimenkullerini Avrupa'da değerlendirmek isteyen müşterileri için olanaklar sağlıyor. Bugün birçok yabancı bankanın ipotek olarak kabul etmediği Türkiye'deki mülkler artık Denizbank AG aracılığıyla Avrupa'da yatırıma dönüşebiliyor.
daha önceden dedenizin, annenizin, babanızın burada yapmış oldukları birikimlerle, Türkiye'de almış oldukları evler, köyler, bunlar bugün Almanya'da tekrar iş yapmak isteyen vatandaşlarımız için, yeni gençler için, işe atılacak yatırımcılar veya iş adamlarımız için yeni bir imkan oluyor. Nasıl? Türkiye'deki evinizi ipotek verdiğinizde biz de sizi burada diyoruz ki buyurun gelin bu imkandan yararlanın, sizin krediniz Denizbank'ta hazır. Almanya'da kullanamadığınız bir imkanı biz Türkiye'de sizden alıp bunu burada paraya çevirtebiliyoruz ki bu gayet güzel bir imkan. Bu demek ki Türkiye'deki eviniz elden gidiyor. Hayır, sizin işiniz iyi gittiği, siz işinize sahip çıktığınız, satışınız güzel gittiğinde, cirolarınız olduğunda, karınız olduğunda hem Türkiye'deki eviniz kalacak hem de burada güzel bir işiniz kurmuş olacak. Bundan daha iyisi can sağlığı. Türkiye'deki gayrimenkulleri ipotek karşılığında nakde çeviren Denizbank AG tüm bu işlemleri bir gün içinde halletmek için çalışmalarını hızlandırdı. Genel Müdür Doktor İsmail Ergener söz konusu krediye aynı gün içinde cevap verdiklerini söyledi. İşimiz oldukça yoğun, arkadaşlarımız da hızla çalışıyorlar ve burada amacımız da kredileri en kısa olan sürede bitirmek. Yani aynı gün cevaplayabilmek. Bu amaç içerisindeyiz. Ama tabii ki takdir edersiniz ki vatandaşlarımız bir takım evrakları Türkiye'de, bir takım burada, bunları sağlamak, toplamak o kadar da kolay olmuyor. Bütün evraklar tamamsa aynı gün aldığımızı akşama değilse ertesi güne yetiştirmek çabası içerisindeyiz ve bunu da kısmen gerçekleştirmiş olmanın huzur ve mutluluğunu yaşıyorum. Avrupalı Türkler ipotek karşılığı kredi almak için bankaya gelmek zahmetinde de bulunmuyor. Denizbank AG Genel Müdürü Doktor İsmail Ergener, işlemlerin internet aracılığıyla yapılabileceğini ve acenta üzerinden de gerçekleşebileceğini belirtti. Bize çeşitli yollarla ulaşabilirler, internet üzerinden ulaşabilirler, kredilerini internet üzerinden getirebilirler, acenta hizmeti üzerinden getirebilirler, şubelerimiz üzerinden getirebilirler. İmkan çok. Önemli olan bu imkanlardan yararlanmak. Bunu bilenler yararlanıyorlar zaten. Evet. Şimdi hemen ben size dönüyorum Yaşar Bey. Şimdi burada farklı bir olay var. Yurt dışındaki yatırımlara yönlendirme. Yani gidip işte market açabilir, iş yeri açabilir. Türkiye'deki ipoteğini, daha doğrusu gayrimenkulünü ipotek olarak gösterebilir. Böyle bir olanak sağlamış Denizbank AG. Bu farklı bir olay. Bu çok aslında önemli. Bizim ülkemizin gelişmesinin en önemli engellerinden bir tanesi şu. Aslında siz girişimcisiniz. Yani Türkiye için de söylüyorum. Eviniz var, oturmuşsunuz eve. Orada bir atıyorum, diyelim ki 100 bin YTL'yi aldınız evi. 100 bin YTL yatıyor orada, oraya yatırmışsınız. Adam girişimci aslında şunu düşünüyor. Ben diyor 100 bin YTL'ye bu evi satsam, şu işi yapsam, şöyle şöyle değerlendirsem 2 yıl sonra ben 2 daire alabilirim diyor. Bu sefer ne yapıyor? Evi satmadan o işe giremiyor. İşte bankaların şu an yapmakta oldukları şey likit olmayan sabit varlıkları likit hale çevirip al buyur o zaman bu işi yap. Ben sana bu evin de sende kalacak, evinde de oturmaya devam et, satmak için uğraşma diyor. Ve bunu özellikle Almanya'daki, Avrupa'daki Türkler için Denizbank'ın yapıyor olması bence çok önemli. Çünkü gerçekten o insanların burada çok fazla işe yaramayan... Öyle atıl kapalı duruyor evler. Evet, mülkleri var. Kapalı duruyor. Bir de yalnız bu uygulamaların bir güzel yanı da şu. Biliyorsunuz emlak sektöründe inanılmaz bir kayıt dışılık vardı. Şimdi ipotek yapılabilmesi için bunların da kayda girmesi gerekiyor. Böylelikle elimizde daha değerli toplu veriler de çok daha ileriye dönük tahminler yapabilmek için sağlıklı veriler de oluşacak. Buna da çok ciddi bir katkı yapıyor aslında bu tür faaliyetler. Almanya'daki bir çalışan işçimiz eğer orada bir iş düşünüyor, buradaki emlakını, buradaki gayrimenkulünü, arsasını, tapusu, arsasını, evini vesaire nakde çevirip de hiç satmadan orada iş kurabiliyorsa gerçekten... Oradaki Türklerin ekonomik... Bir de faizler de düşük orada. Yani Türkiye'deki gibi değil. Çok faiz, evet. Çok farklı Avrupa'daki faizler. Evet. Evet sevgili izleyiciler, biliyorsunuz geçtiğimiz hafta yangın dolayısıyla ki hepiniz hatırlarsınız bir canlı yayın aracımız Ludwig Safındaydı. Bu arada biz stüdyodaydık ve tümüyle yangındı konumuz. Ve Avrupa'da 7 günün Bagdad'la birlikte her hafta sizlere verdiği 7 günlük mutfak ihtiyacıyla ilgili koli çekilişini daha doğrusu biliyorsunuz önce telefon açıyorsunuz. Kim önce açıyorsa bu koliyi kazanıyor. Vermemiştik, verememiştik. Bu hafta 2 talihli izleyicimize birden 2 koli vereceğiz.
Ama önce gelin hep birlikte.